Arkadaşlar ben eğitmen Yalçın Şafak. Bugünkü videomuzda bir tane deri malzemesi hazırlıyor olacağız. İlk önce ihtiyacımız olan deri malzemelerin resimlerini topladıktan sonra bu işlemleri yola koymaya başlayalım. Örnek olarak şu resmi alalım. Resmimiz normal süet bir deri. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir deriden bahsediyoruz. Bu derinin üstündeki bilgilerin gayet kaliteli bir net çıkması için şuradaki blur oranına 0,2 ve şuradaki filtering'i de samdari olarak yapmanız gerektiğini asla unutmayın. Bunun altında neler var derseniz bir tane bump haritası. Şöyle gördüğünüz gibi. Buradaki tiling'leri de normal haline çekelim rahatça görmeniz için. Ve şurada da bir tane derinin kat izlerini ortaya çıkartan bir başka harita var. Bunu da tiling oranlarını normale çekerek işlemlerimi başlatıyorum. Resimleri küçültüyorum. Ve işleme başlayabiliriz. Buradaki derinin resmini shift tuşuna basılı tutarak üstüne basılı sürükleyerek şöyle altına birer kopyalıyorum. Ve prosedür haritalarından yararlanarak gelip şurada follow kullanıyorum mesela. Bu ikisinin arasında bir geçiş yaratıyorum. Tabi bu geçişi arkadaşlar aynı resme herhangi bir geçiş şu an görmemektesiniz. Bir tanesini %70'e getiriyorum ve şuradaki geçişi birazcık Bezier Smooth haline getireceğim tabi. Corner'la ilk önce şöyle açalım. Bezier Corner'ı bu hale getireyim. Ve şu şekilde birazcık dalgalanmasını sağlıyorum. Aynı zamanda buradaki geçişe yeni bir nokta ekleyerek bunu da Bezier Smooth haline getiriyorum. Ve geçişin şöyle birazcık sallanmasını sağlıyorum. Evet, Diffuse kısmını halletmiş oldum. Gelelim V-Ray kısmına. Bir tane V-Ray MTL çağırıyorum ve üstüne çift tıklayıp ön izlem alanını büyütüyorum. Buraya geldim. Deri malzemesi yazdım. Deri malzemesinde Diffuse kutusuna tıklamama gerek yok. Çünkü şuradaki Follow bilgisini tutup Diffuse'a bağladığımda her şey apaçık ortaya geliyor. Buradaki Bump resmini arkadaşlar tutup Bump'a bağlıyorum. Gayet güzel ortaya çıkarmış olduk. Aynı zamanda tutup bunu Reflect'e bağlıyorum. Ama resmin üstünde çok beyaz olduğu için derinizin şu an aşırı derecede parlayacağını unutmayın. Şurada da kat izleri var. Bu kat izleriyle bu bump resmini birleştirmek istiyorum. Aşağıdaki prosedür haritalarından Mix'i çağırdım. Ve bump'ı kalibre kat izlerini de 2'ye bağladım. Bu ikisinin birbirine %70 oranında karışmasını istiyorum. Ve bunu da tutup bump'a götürüyorum. Artık hem kat izleri hem de derinin kendi izlerini taşıyan bir haritayı buraya bağlamış oldum. Deri malzemesinin içinde yapılması gereken ayarlara gelince Reflection Glossiness'ı 0,52 yapabilirsiniz. Aşağıya doğru iniyorum. Şöyle. Buradaki yansımayı Word yapabilirsiniz. Map yüzdeliğine gelince Bump'ı arkadaşlar burada 15 veya 10 gibi bir seviyeye alıyorum. Şuradaki Reflect'te eğer burada çok beyaz bir resim kullandıysanız yani Bump haritasını hem Reflect hem Bump için kullandıysanız şuradaki yüzdeyi düşürmeyi unutmayın. Bunu da tuttum. Tekrar şöyle 10'a getirdim. Deri malzemesini objemin üstüne atıyorum. Nasıl bir görüntü olacağından çok fazla emin değilim. Çünkü UVW map taşıyor mu bilmiyorum. Hemen onu kontrol ediyorum. Evet, ufak bir UVW map'im var. Güzel bir sonuç çıkacağını düşünüyorum. Malzeme ekranımızı tekrar açalım. Ve render'a başlattığımızda deri malzemesinin gayet güzel bir şekilde tamamlandığını görüyoruz. Videomun yardımcı olduğunu düşünüyorsanız beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Kanalımda daha sonra çıkacak videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, kolay gelsin.